geldin mesajın. Düşüyor mu ne? Düşüyor, attı kendine attı. Şöyle gelmeye başladı. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Akşamüstü arkadaşlarımla buluşacağım. Hı-hı. Akşam da kuzenimin barı açılacak. Rock bar, oraya gideceğim. Güzel. Soralım bakalım. Gökçe. Güzel olmuşsun. Sadece eteğini beğenmedim ben aşk kitabı. Ama üzülme lütfen. Teşekkür. Öyle dedim diye. Gökçe başında ağaç var, farkındasın. Evet. Farkındayım. Hani bir şey söylemezsek olmaz. Evet. Dikkat çekiyor. Çünkü. Merak ediyoruz konseptini. Şimdi söyleme. Evet, sürpriz. Başka yorum yapmak isteyen Maria ile devam edelim. Etek çok yanlış bir etek bence. Bir de biraz daha yüksek bir yerde olması gerekli. Çünkü vücudunu biraz kısalttı. Onun dışında tişörtün çok tatlı. Ceketin güzel. Sen güzelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nihal. Üstündeki her şeyi istiyorum. Tamamıyla çok beğendim. Böyle gayet her yere gidebilirim. Tişörtünden istiyorum. Hayır. Değiştirebilirim. Hayır. Nihal ayakkabılarını istiyorum. Değiştiririm. Ama bir şey söyleyeceğim. Ceket sayesinde kollarını sallamadan yürüdüm. Hayır, sağ ol, kurtardı mı? İyi oldu. Öğreteceksin, sözün var bak unutma. Onlar böyle böyle gidiyor ya Melisa'nın. Böyle bir Özlem Tekin havası var. Biraz Merve Boluğur gibi böyle. Tişörtüne ben de bayıldım ama altında böyle siyah bir şeyler isterdim. Ayakkabılarına minnacık kaba buldum. Minnacık. Öyle, minnacık kaba buldum. Teşekkür ederim. Çok ağır konuştun Özden. Gerçekten. Saklıyorum ağır konuşmalarımı. Hayırdır? Bayağı hayır, bir aşk inşallah. Yaşanıyor. Ne güzel. Ne güzel. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Değilim aslında. Niye değilsin? Değilim. Neden? Değilim. Emin olamadım bir şu anda. Nelerden emin değilsin mesela? Etekten. Etekten? Emin değilim şu an. Yapacak bir şey yok. Artık eminim. Gideyim ben. Hadi gittim. Kolay gelsin. Ben gittim. Teşekkürler. Hoş geldin Melisa. Hoş buldum. Bir tuhaflık var sende. Saçın mı fazla yukarıda? Ayağındaki mi alçak? Boyun belinden, kalçandan sonra çok uzun. Altın çok kısa kalmış. Bir diz üstü, parmak üstü yap bakayım. Yani parmak üstü yapıp boyunu kaldır. Şey istiyordu oraya böyle, çok yüksek bir şey istiyor. Çünkü senin proporsiyonda, senin şöyle bir durumun var. Senin üst bedenin uzun, evet. Bacak boyun kısa. O zaman ne demek oluyor? Etekleri falan daha yukarıda tutacaksın. Yukarıda tuttuğun zaman boyun, bacak boyun yükselir. Bak şimdi o eteği yukarı al, yukarı al, 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 al. Al. Biraz da tişörtünü hafif bir kısalt. Yok bu tarafı. Orayı artık gösterme. Çok hafif bir kısalt, bir şey yap. Yani kafanı da o kokoz ne öyle ya? Hakikaten Özlem Tekin'e benzemişsin. Ay sakın yanlış anlaşılmasın. Ben Özlem Tekin'in hayranıyım. Onun kafası gibi olmuş ama senin... Bana olmamış. Beğenmedim, olmamış Melisa. Çok üzülüyorum senin için. Böyle bir şeyler yapma. Lütfen çalış. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Melisa güzel bir tişört giymiştin. Dekolteni beğendim, kesimi beğendim. Modern, eldivenler tam uymuş. Ceketin, postalda bir kot pantolon, jean pantolon ya da deri bir pantolon giyseydin çok daha iyi olurdu. Bu etek benden içine sinmedi çünkü çok şey seni Nur dedi gibi alt kısım kesmiş ve alt kuru krepiyle bartır alt kuru yaptığın zaman daha boyunu uzatıyor biliyorsun her zaman. Evet. Onun için senin de böyle krepiyle alt kuru çok fazla tercih etme. Daha yapışık şeyler çünkü bedeninden uzatıyor ve daha proporsiyonu biraz daha şey oluyor ama sen yani komplekse girme yani sende şeyin çok fazla şey yok aslında. Sadece biraz kendin vücudunu daha iyi tanıması gerekiyor. Yani mesela
pardon lafını kestim affedersin. Sakın yanlış anlama proporsiyon. Bak benim de bir sürü şeyi giymeme hakkım var. Yok giymeme hakkım tabii giymeme hakkım. Yani ne oluyor? Kolsuz giyemem, bluzu eteğin içine sokamam. Ne yapıyorum? Kusurumu biliyorum, onu kamufle etmeye çalışıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Vücudu sen tanımak. De vücudunu tanımak evet, gibi bir şeydir. Aynen. Tamam mı canım? Öğreneceğim inşallah. Melisa hoş geldin. Hoş buldum. Gördüğüm kadarını beğenmedim. Yani geçmiş olsun full görsem ne olacaktı? Teşekkür ediyorum. O son krepeyi atmayacaktın. Çok delisin ya son krepe. O son kurşunu. Aynen. Bu da mı gol değil? Yani bu kadar detaylandırabiliyorum bu halimle. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kemal ben canım senin gözünle de bir bakayım. Tamam canım. Bak, bugün gözüm, ikinci gözüm sen oldun. Çok objektif olmayacak Kemal Bey. Çünkü çok doğru görmüyor. Yani yorumlar yok, o kadar ciddi almayacak. Önümden geçerken uzağa çünkü bu açıkta kalan gözüm uzağa göremiyor. Buradan geçerken böyle eğilip bakarsam yanlış anlamayın yani. Yakından geçerken sizi yakalamaya çalışıyorum tamam mı? Ay geçmiş olsun. Kararları alalım mı? Melisa evet. Hadi bakalım. Nurella. Aa. Evet. İlk dakika. Dakika bir gol bir. Aa günah. Ay günah. Kaldırayım. Kuş öldü baby. Ivana. Melisa ben etini hariç beğendim aslında. Parçanı da güzel kullandın. Tarz diyorum. Tarz diyorum. Ben dedim ki ben mi yanlış görüyorum? Biraz yanlışlık oldu. Tarz. Teşekkür ederim. Dakika bir ama gol değil Melisa. Teşekkürler. Melisa akıllı ol. Tamam. Dersini çalış. Tamam. Çabuk. Tamam. Geçmiş olsun. Bırak kedilerini, ederim. Kuşlarını. Onlara ama da bak ya. Yazık karda soğuk. Onlara da bakacaksın ama. Buna da bakacağım, oraya da bakacağım. Tabii. Kuşları dirilteceğim, onlara da günah. Tabii kuşlar. Kuşlar önemli, günah. Hayvan severiz biz. Görüşürüz. Bay bay. Sıradaki yarışmacımız Gülşah Yanar.